Değerli arkadaşlar, bakın, tahliyesine karar verilen tutuklular daha çıkmadan adeta paralel bir mahkeme tarafından tekrar tutuklanabiliyor. Tutuklu muhalefet vekilleri fezlekelerle hedef tahtasına dönüştürülmüş durumda, adeta Erdoğan'ın sözünü bekleyen, nişan almış vaziyette bekleyen hakimler, savcılar var. İktidar partisinin söylenmesine izin vermediği şeyleri söyleyen muhalefet vekilleri yargısız infaz tehdidi altında. İktidar partisine mensup bir milletvekiliyseniz, yani mecliste şu sıralarda oturuyorsanız, halkın meclisini halkın kendi uçağıyla bombalayan insanların talimat aldığı, bağlı olduğu Pensilvanya sofralarında misafir olmak serbest. 30 yıl bu ülkeye düşmanlık yapan PKK terör örgütüyle pazarlık etmek, onlara meteliller düzmek serbest, suç değil. Şayet bu tarafta oturuyorsanız. Makamdan gelen güçlerini kişisel çıkarlar için kullanmak, aşırı zenginleşmek şayet bu tarafta oturuyorsanız suç değil. Beka sorunu yatar açacak çapta öngörüsüz, fütursuzca politikalar yürütmek, kararlar almak da memleketin çocukları askerde, yurtlarda, madenlerde, şehirlerin orta yerlerinde ölüme sürükleyen icraatlarda bulunmak serbest. Bütün bunlar suç değil. Kozmik odayı yabancı istihbarat servislerine açmak serbest, suç değil. 18 adamımızı Yunanistan'a teslim etmek suç değil, serbest. Bunlar hiç tartışılmıyor dahi. Bakın, işte bu durum Türkiye'deki meclisin işlevini tamamen yitirdiğinin büyük bir resmidir değerli arkadaşlar. Arkadaşlar, demokrasi ben her şeyi bilirim demek değildir. Demokrasi aynı zamanda kurallar rejimidir. Demokrasilerde herkesin görevi vardır ve işi ehline teslim etmek temel görevdir. Demokrasilerde reis ne derse o olur yoktur arkadaşlar. Demokrasilerde kula kulluk yapılmaz. Bakın, kula kulluk yapanlar yüzünden Türkiye 15 Temmuz'u yaşamıştır. Türkiye'nin yeni 15 Temmuz'ları yaşamaması için reis ne derse o olur kliğinden lütfen çıkın artık. Sizler halk tarafından seçilmiş temsilcilersiniz. Sizin burada istişare edip karar vermediğiniz hiçbir konuya gelip burada el kaldırmayın. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de partiler, parti mensubiyeti aynı şekilde kimlik haline gelmiş durumda. Yani topluma sorduğunuz zaman toplum hangi partilere oy veriyorsa komşusunun da aynı partiden olmasını istiyor. Bir AKP'li komşusunun CHP'li olmasını istemiyor. Bir CHP'li komşusunun AKP'li olmasını istemiyor. Hatta daha ilerisi, ben AKP'li bir gelin istemem diyen CHP'liler var. Ben CHP'li bir damat istemem diyen AKP'liler var. Bu oranlar gerçekten çok yüksek durumda. İşte bu kutuplaşmanın bizi götüreceği hiçbir yer yok değerli milletvekilleri. Şayet Türkiye'de bir normalleşme arzulanıyorsa, Türkiye'nin ekonomik olarak rayına oturtulması isteniyorsa, ilk önce hukuk devletini tekrardan ihdas etmemiz lazım. Ve burada da Türkiye'yi artık kanun hükmünde kararnamelerle yönetemeyeceğinizi görmeniz gerektiğini söylüyorum. Bu durum kişisel ikballer uğruna suskun kalınacak bir durum değildir. Önce Türkiye demek lazım ve artık bu OHAL KHK'ların son bulmasını temenni ediyorum. Bu düşüncelerle genel kurulu saygıyla selamlıyorum.